Hasan. Hasan, bu neyin inadı Allah aşkına ha? Silahı kimden aldın oğlum, söylesene. Söyle bitireyim şu işi. Hasan. Ben bunların hepsini imzaladım. Tamam. Ama şu... Gözünüz aydın. Hayırdır? Ali Taşkın silahın kendisinin olduğunu kabul etti. Baktık temizmiş. Ruhsatlı da. Ruhsatsız dediler, cinayette kullanıldı dediler. Bilişimde bir terslik olmuş, kusura bakmayın. Silahların seri numaraları karışmış. Neyse ki çok geç olmadan fark ettik. Hasan Taşkın'ın parmak izi temiz silahta çıktı. Ali Taşkın da zaten silahın kendisinin olduğunu kabul etmişti. Delikanlı emniyette dün ifadesini verdi. Dolayısıyla... Hemen gidiyorum. Evrak tamam, merak etme. Sen görürsün. Bakın, hepsi var. Tamam, güzel. Bunlar tamam. Geçmiş olsun. Nereye gidiyor bu? Bıraktılar. Nasıl yani? Şiler dönüyor ama anlayacağız. Ali Taşkın'la görüşebiliriz, ister misin? Nezarette mi hala? Hı hı. İyi, görüşelim. Bir de ondan dinleyelim bakalım şu silah işini. Ali Taşkın nezaretteymiş. Ali Taşkın? Evet, nezarette. Geçmiş olsun kardeşim. Hadi atla. Seyit abim bekliyor. Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Da ben bir eve gideceğim. Anam aramış. Merak ettim. Ameliyatla biliyorsun. Onu bir göreyim. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Sözüm söz. Seyit abim hemen diyorsa hemen. Hadi. Atla. Hasan. Hadi. İyiyim. Seni mi kıracağım? Hadi gidelim. Kolay gelsin. Merhaba. Buyurun avukat bey. Ne vardı? Silah benimdi demişsin. Öyle mi? Buradan gideceğin yer cezaevi. Önce seni geçici bir odaya alacaklar. Tecavüzden yargılananların olduğu yer. Orada bizim İbo var. Kan kardeşim. Seni bekliyor. Şişlemek için. Senin gibileri affetmeyiz. Ama karşılığını verirsen haber uçur. İbo korur seni. Kimse dokunamaz sana. Ya ben hem seni beslerim çıkana kadar, hem İbo'yu beslerim ben. He, beslersin. Bunun karşılığını parayla ödemeyeceksin. Ömrünü ödeyeceksin. Benimdi silah.
Niye ki? Dün niye benim değil diye ifade verdin? Dün? Ben anlamadım dün ne olayı. Şimdi ben kendi silahımı evde sahneydim. Ha, Hasan evden çalmış. Dedesine posta koyduğu gün var ya. Evden çıkarken yanına katmış gitmiş silah. Şimdi bende silah olduğunu da biliyordu. İşte gez, göz, arpacık, horoz falan. Ben öğrettiydim o. Silah koyduğum yere bakmış. Benim silahımla beni vuracak sözde. Öyle yani. Bugün mü kovuldu? Yok. Dün telefonda bilgi verdik kendisine. İşe gelmediği için. Nasıl? Dün iş yerindeydi, bana öyle söyledi. Yalan hanımefendi. Ayakta uyutmuş sizi. Hiç gelmedi. Tamam, kusura bakmayın. Rahatsız ettim sizi de. Önemli değil. Ah Hasan, ah. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Neredesin Hasan, neredesin? Mi arıyorsun? Ben yok Gülperi'yi bütün gün ulaşamadım. Bir terslik mi var acaba? Bir de son vukuatı anlatayım. Erkeğin Luna Park'ı olmayacaksın. Bir kadının acısının sebebi olmayacaksın. Efendim Kadir. Ha Gülperi. Selam. Ulaşamadım sana bütün gün. İyisin değil mi? İyiyim. Duymamışım telefonu. Bir şey ihtiyacın var mı? Ofise geçiyorum. Geçerken uğrayabilirim. Hem konuşacaklarım da var. Yok, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şimdi konuşalım mı? İşim var çünkü. Tamam. Mevzu Hasan. Ne? Hasan mı? Ne oldu? Ali'nin karşısına çıktı demiştim ya. Oradaki silah dolayısıyla ifadesini almak için emniyete aldılar. Ne? Merak edecek bir şey yok. Yanındaydım. Hallettik de. Bu Hasan'a bence diğerlerinden biraz daha fazla dikkat etmen lazım. Çocuk ailedeki tek erkek sonuçta. Korumak istiyor sizi. Biraz da fazla heyecanlı. Tamam. Haber verdiğin için sağ ol. Ya bu zaten kesin karşılaşırdık da mahallede. Bu sefer tesadüfe bırakmayayım dedim. Kadir. Ben bu aralar çok meşgul olacağım. Avukatlık bir işimiz de kalmadı. Seni de evinden işinden ettik. Sen onlarla ilgilen, ben de benimkilerle ilgileneyim, tamam mı? Siz benim için yük değilsiniz Gülperi. Böyle konuşursan üzülürüm bak. Neyse tamam. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Sağ ol Kadir. Bir şey diyeceğim ama kızmak yok, tamam mı? Kızsam da diyeceksin galiba zaten. He? Söyle, neymiş? Bunca yıldır yanınızdayım değil mi? Sağ kolunuzum sizin. Hiçbir müvekkilinizin peşinden bu kadar çok koştuğunuzu görmedim. Dünden beri bütün toplantılarınızı iptal ettiniz.
Hatta kendisi için değil, çocukları için bile. Armağan'ın yaptığı yanlıştı belki ama söyledikleri doğruydu. Gülperi'ye karşı bir şeyler hissediyorsunuz. İn lütfen Burcu. İner misin Burcu?